Spina bifida omurilik anne rahminde gelişirken bir katlanma süreci sergiler. Yani gebeliğin birinci ayının sonunda dümdüz kağıt gibi olan omurilik yavaş yavaş kendi üstüne katlanıp bir tüp şeklini almaktadır. İşte bu işlem yarıda kalır ve kapanamazsa spina bifida olarak tanımlıyoruz. Omurilik kapanmadığı takdirde bir sonraki aşama olan omurilik zarlarının kapanması da olmaz. Onu izleyen kemiğin kapanması da olmaz. Onu izleyecek olan derinin kapanması da olmayacaktır. Bu nedenle spina bifida önemli ve ağır bir anomalidir. Maalesef ülkemizde insidansı sıklığı da yüksektir. 1000 doğumda 3 doğum spina bifida ile karşımıza çıkmaktadır. Burada altını çizmemiz gereken nokta bu bebekler sıklıkla annenin gebelik takibi sırasında tanı konduğu için belki gebeliğin geç döneminde ama erken tanı konduğu için doğumu izleyen ilk 36 saat içinde bu çocukların mutlaka ameliyat edilmeleri gerekmektedir. Erken ameliyatın nedeni zaten büyük bir anomaliyle doğan bu bebekte zararın daha artmamasını uzun vadeli hayattaki problemlerin olabildiğince az olmasını sağlar.